Kuvan'a ikinci bölümle karşınızdayız. Konuğumuz CHP İstanbul Adayı Sayın İmamoğlu. Tekrar hoş geldiniz. Size bir şey diyeyim mi Tufan Beyciğim? Hoş bulduk. Evet, pekala. Beylikdüzü'nden devam edelim. Beylikdüzü Belediyesi'nin ihalelerinde sürekli finale kalan iki firma var. Gül İnşaat ve Beyaz İnşaat. Evet. Bu iki inşaat firması sizin kişisel olarak yakın olduğunuz firmalar. Ne varmış bu yakınlıkta? Herkesin kendine yakın gördüğü kanının kaynağı da bir inşaat firması vardır. Sizin yok. Abi. Ben de kendimi bu ikisine yakın görüyorum. Ne var bunda? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? İhalelere hep eski ortaklarınızın katılması normal mi? Yani ihalelere hep onları çağırıyorsunuz. Tufan Beyciğim şöyle düşünün. Doğum günü partisi yapıyorsunuz diyelim. Kimi çağırırsınız? Yani arkadaşlarımı çağırırım. İşte ben de ihaleleri arkadaşlarıma çağırıyorum. Ne var bunda? Böylece görüşmüş de oluyoruz, daha da kaynaşıyoruz. Harika. Peki biraz da Beylikdüzü'ndeki AVM'nizden bahsederim. Beylikdüzü'nde AVM'niz var, değil mi? Tabii ki var. Bir videomuz var. Dilerseniz izleyelim, üzerine konuşalım. Hay hay, video izlemeyi çok severim Tufan Beyciğim. Şimdi e, bu Taras Park AVM e, sayın başkanın ifade ettiği gibi kendi ortaklığının bulunduğu yer. Yani sayın başkan kendi ortaklığının bulunduğu yere ısrarla işçi ruhsatı vermek istiyor. Herhalde daha karlı bir yatırım olacak kardeşlerim. Yani bu bizim teklif ettiğimiz isim Ömer Halis Demirken arkadaşlar çok dikkat edin. Bakın bir zihniyetin tezahürüdür bu. Biz diyoruz ki Anadolu Caddesi Ömer Halis Demir olsun. Hem de bunları bilmeden ha Şahse... E sayın başkan kimin ben ismini alayım? siz ortaklığımı, oluyor. ortaklığımı gizlemiyorum ki tabii tamam, ortak ki. Benim Beylikdüzü'de birçok yerde yani ortaklığım sizi var. Yani sizi anmadan bu olayı nasıl izah <laughs> edilir bana bir söyler misiniz? Evet AVM'nizin olduğu caddeye Ömer Halis Demir ismini vermeyi reddettiniz. Aynı caddeye içki ruhsatı da vermeye çalıştınız. Bu ikisinin arasında bir bağlantı olabilir mi? Nasıl bir bağlantı? Nereye varacaksınız? Yani Ömer Halis Demir gibi bir isim verirsek içki ruhsatı verdiremeyiz diye geçirdiniz mi aklınızdan? Kaş göz yapıp ne ima ediyorsunuz? Kaş göz yapmadım. Soru sordum sadece. Yaptınız Tufan Beyciğim. Ya yapmadım diyorum. Programdan sonra açıp izleyelim. Zevkle. Hayır yani yapmadığım bir hareket yüzünden. Bakın hala devam ediyorsunuz. Kaş göz yaptım deyin oraya bir ünlem koyun devam edelim. Nasıl isterseniz. Peki söyler misiniz? AVM'nizin olduğu caddeye belediye başkanı olarak neden içki ruhsatı verdirmek istediniz? E, sormuş şimdi bu. Tabii ki kafalar güzel olsun diye. Efendim? Kafalar güzel olsun diye ben size bir şey diyeyim mi Tufan Beyciğim? Kafalar çok güzel olacak inanın. Bak kafalar çok güzel olacak. Evet, tam da bununla ilgili bir videomuz var. İzleyin. Beylikdüzü Belediyesi hakkında pek çok da yolsuzluk iddiası var. Örneğin şu evet. yazıcı meselesi. Harcanan bütçeye bakınca yazıcı başına yıllık 16 bin lira harcandığı görülüyor. Kaç? 16 bin. Bir yazıcı için bu kadar para harcanması normal mi yoksa işin içinde başka iş mi var? Nereye varmak istiyorsunuz? Çıktı almasa mıydık? Ya neyin çıktısı alındı da bu kadar masraf çıktı Ekrem Bey? Belediyenin verilerinin çıktısını falan mı aldınız? Tufan Beyciğim bu soruyu geçseniz çok güzel olacak. Geçelim bakalım. Pekala. Sevgili seyirciler bugünlük bizden bu kadar. Yeni sorularla görüşmek üzere.